Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifim var. Tarifim için bir su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdu, genişçe bir kasenin içerisine alıyor ve blenderdan geçirebildiğim kadar geçiriyorum. Sonrasında bir su bardağı ılık su ekliyor ve tamamıyla püre kıvamını alana kadar blenderdan geçiriyorum. Sonrasında büyük parçaların süzgeçte kalması için süzgecimden geçiriyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Hepimizin bildiği üzere ciddi bir salgın söz konusu ve ben de o salgına yakalananlardanım. Sesim için özür diliyorum. Ve bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve 3,5 4 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Yalnız unumu mutlaka eleyerek ekliyorum ki topaklanma olmasın. Bu arada undan una değişiklik gösterebilir. Muhakkak kontrollü olalım. Nohut mayalı ekmeğin bir diğer versiyonu nohutlu bazlama yapıyoruz bugün. Üstelik nohut mayalı ekmeği aratmayan bir lezzeti var. Özellikle nohut ekmeğini sevenlerin denemesini öneririm. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Lezzet olarak inanılmaz iyi oluyor. Spatulam ile karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Sonrasında elimle yoğurmaya geçiyorum. Sert bir hamur elde etmemeliyiz. Çok da yumuşak olmamalı. Ele yapışmayan yumuşak kıvama yakın bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika kadar masamın üzerinde yoğurdum. Sonrasında hamurumu toparlıyorum ve 10 eşit parçaya bölüyorum. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Her tarifin püf noktası olduğu gibi bu tarifimizin de belli başlı püf noktaları mevcut. Özellikle belirtmek istiyorum ki hamurumuzu çok kalın açmamalıyız ve çok da ince olmamalı. Eğer çok kalın ve çok ince olursa istediğimiz gibi kabarmayacaktır çünkü mayalı bir bazlama yapmıyoruz. Kabartma tuzu kullandık. Vermiş olduğum malzemeler tam ölçülü. Eğer herhangi bir malzemeyi fazla kullanacak olursanız diğer malzemeleri de aynı oranda arttırmalı ya da azaltmalısınız. Eğer verdiğim püf noktalara uyarsanız kesinlikle balon gibi kabaran, nohutlu bazlamanız hazır olacak ve yemeye doyamayacaksınız. Bol miktarda unlayarak açıyorum. Açtıktan sonra fazla ununu üzerinden alıyorum. Biraz vurarak dökülmesini sağlıyorum. Mutlaka bütün hamuru açalım. Üzerine bir bez örtelim ve ısıtmış olduğumuz tavada üzeri kabarcık kabarcık olana kadar pişirelim. Kabarcık olduktan sonra çevirip arka yüzünü pişirelim. Bu şekilde 5-6 defa ters düz çevirerek bazlamanın kabarmasına yardımcı oluyoruz. Bir diğer püf noktamızda ateşimizin kesinlikle yüksek olması gerekiyor. Yüksek ateşte ısıtmış olduğumuz tavada bazlamamızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi balon gibi kabardı. Özellikle bu şekilde kabarması için püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor bütün hamurlarım bitene kadar işlememi tekrarlıyorum. 5-6 defa muhakkak çevirerek kabarmasına yardımcı olabiliriz. Aksi takdirde kabarmayacaktır. Bu da önemli bir püf nokta. Mutlaka hamuru da biraz da olsa bekletmiş olun. İlk açmış olduğunuz hamurdan başlayın ki bu aşamada unundan da iyice arınmış ve çok hafif bir terlemiş olacaktır. Hafif terlemiş olduğu zaman hamur çok daha güzel kabarıyor. Çünkü unlu olduğuna nazaran daha iyi kabardığını siz de göreceksiniz. Hamurunuzu özellikle tatlı tabağı büyüklüğünde açmanızı öneriyorum. Verdiğim parça sayısını uyarak tatlı tabağı büyüklüğünde açarsanız muhakkak böyle bir görsel elde edeceksiniz. Biz çok severek tükettik ve eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bu şekilde bütün hamurlarım pişene kadar işlemimi tekrarladım. Bu arada tavamıza da hiç yağ dökmüyoruz. Sonrasında tereyağı sürerek servis edeceğim. Ben özellikle bazlamayı peynirli çok severim. Sizlere de muhakkak tereyağı ve peynirle tüketmenizi öneririm. ve sıcacık, balon gibi kabarmış, inanılmaz lezzetli nohutlu bazlamalarımız hazır. Son çıkan bazlamanın üzerine bolca tereyağı sürüyorum. Ve biraz da peynir ekleyerek artık yemeğe hazır hale getiriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız, başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.